Ne olup bitiyor burada Kurt Bey? Ali, burası öyle baskın yapar gibi gireceğin bir makam değil. Nedir bu halin? Protokol zamanı değil Kurt Bey. Bugün burada kıyamet kopacak. Biraz önce bu binaya giren adamı bana vereceksin. Hangi adam? Doğru düzgün anlat da sana yardımcı olayım. Biraz önce bu binaya giren elemanın benim arabamdan kardeşimin cüzdanını çaldı. Adamların bana operasyon çekiyor Kurt Bey. Bak, o adamı bana vermezsen ben zorla almasını bilirim. Sakin ol Ali. Sakin ol ya. Ne zaman, nerede oldu bu iş? Ben soru dinlemeye gelmedim Kurt Bey. Sorularımın cevabını almaya geldim. Bütün cevaplar da senin adamında. Bu şerefsiz mi? Ta kendisi. Anlat. Senin amirin kim? Ha? Konuş. Kimden aldın talimatı? Sahibin kim senin ha? Kim verdi bu emri sana? İstersen al git konuştur. Ya da aşağı indirelim konuşturalım. Aşağısı maşası yok. Bu herif şimdi burada her şeyi anlatacak. Konuş! Konuş. Anlat. Benim mesleğim gerektiğinde bildiklerini unutmak. Hepsini unuttum. Öyle mi? Hatırlamana yardımcı olayım. Anlat. Kardeşimin cüzdanını niye çaldın? Kardeşimle ilgili ne biliyorsun? Bu acı hatırlamana yeterli olmadı. Bir daha deneyelim. Anlat dedim lan, anlat! Konuşmazsan öleceksin. Bunu biliyorsun değil mi? O zaman anlat! Ne duruyorsun? Unuttum dedim ya. Yastaneye kaldırın bu herifi. Unuttun mu? Bu teşkilat hainleri hastanede değil, tabutta yatırmak için kuruldu. Bu herifin sahibi kim Kurt Bey? Ölümü pahasına susmaya kim ikna etmiş olabilir? Bunların ağzı mezar oluyor Ali. Sana demiştim, teşkilata sızmalar var diye. İşte bu da onlardan biri. Kaç tanesini yakaladık. Ama hiçbiri tek kelam etmedi. Eskiden olsa hainle sadık olanı anında ayırt ederdin. Şimdi gözlerin buğulanmış Kurt Bey. Senin gibi elemanım yok artık Ali. Üstelik bir de senin bu anlamsız suçlamalarınla uğraşıyorum. Evet, benim gözüm belki bulandı ama sen hiç görmüyorsun. Her şeyi unuttun değil mi? Babanın en yakın arkadaşım olduğunu, kardeşinle birlikte bana emanet edildiğinizi, ailenizin eksikliğini hissettirmemek için nasıl çırpındığımı,
o yuvayı eviniz yapabilmek için her gün yanınızda olduğumu, bütün ihtiyaçlarınızı karşıladığımı. Artık biz diye bir şey yok Kurt Bey. Ben varım. Ve senin nezaretinde kaybolan kardeşimi arıyorum. Senelerdir. Şimdi de bunun için mi suçluyorsun beni Ali? Süleyman kaybolduğunda birlikte yıkılmadık mı? Yıllarca onu bulmak için beraber çabalamadık mı? Bak, Ernikoylu adamlarını öldürdün. Seni müebbetten kurtarmak için her türlü riski göze aldım. Bütün bunları unuttun şimdi değil mi? Hiçbir şeyi unutmadım Kurt Bey. Ben sadece kardeşimi bulmak istiyorum. Bütün amacım bu. Bunun için her şeyi yaparım. Yap Ali. Yap. Her şeyi yap. Ben de yaparım. Ben kardeşinle buluşmanı istemez miyim? Her şeyi yap. Ama benden şüphe etme. İşte buna asla tahammül edemem. Sana öğrettiklerimi unutma Ali. İnsan bir kez hedefi ıskalarsa bir daha asla isabet ettiremez. İnandı. İnandı inanmasına ama cüzdan da onda kaldı. Şu an için pilotun peşinde polisler var. Pilotun cüzdanı görmesi mümkün değil. Doğru. Cüzdanla sonradan ilgileniriz. Şu parmak izi işi ne oldu? Hallettik. Pilotun parmak izleri silindi. Zaten siz bunu test etmiştiniz efendim. Pilot sizi gördü, tanımadı. Artık Ali ile pilotun birbirine kavuşması bir tehlike arz etmeyebilir. Olsun. Gene de riske giremem. Pilot, Erniko ile beni gördüğünde 5-6 yaşlarındaydı. Hatırlamadı, evet. Ama ya hatırlarsa? O yaştaki hatıralar rahatlıkla tetiklenip geri çağrılabilir. Ali ile pilotun bildikleri bir araya gelirse bizi saklayacak örtü kalmaz canım.